Bu itibar meselesine gelince dünden beri Timur Soykan gündeme getirdi. Sevgili meslektaşımız. Bakın arkadaşlar, şimdi ekrana vereceğim. Bu Oktay Tabur arkadaşlar. İzmir Adalet Komisyonu Başkanı. Bu haberler dün yansıyınca kamuoyuna, sosyal medyada bununla ilgili binlerce, on binlerce yorum yapılınca, biz de dün kapak konusu olarak bunu gündeme getirmiştik. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur'un ruhsatlı silahlarını makamının yanındaki dinlenme odasında sergilediği fotoğrafın ortaya çıkması sonrası, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve Tabur'un yetkisinin sonlandırıldığını açıklamış. Şimdi mesele ne biliyor musunuz? Alt başlığımız. Haber yapılmasaydı, bakan o hakimden bir haber olacaktı. Sizce bakan o hakimden bir haber olması mümkün mü? Çok basit. Olamaz. Çünkü niye olamaz? Bakın arkadaşlar. Bu fotoğrafın içerisinde vali var. HSYK başkanı var. Ve bu hakimin makam odası arkadaşlar burası. Makam, makam. Makam. Ve bir hakim bunu sosyal medyada paylaşırken cephanelik resmen burası. Burası bir hakimin odası, dinlenme odası hem de. Evinde ne olduğunu düşünemiyorum bile. Ve Porsche arabaya biniyor, Toy Can diye. Hem Toy'u var hem Can'ı var. Aynı zamanda borsada kazanıyormuş. Zenginliğinin kaynağı borsaymış. Oh ne güzel. Eskiden siyasetçiler zenginliğinin kaynağı o çocuklarına yaptıkları sünnet düğününde gelen takılar olarak anlatırlardı. Şimdi borsada oynuyormuş hakim. Baksınlar bakalım hesaplarına nasıl oluyor? Nasıl, hangi hisselerden kazanmış diye bir bakalım bakalım. Hep kazanmış mı yani bu borsada? Allah ya yürü kulum mu demiş. Şimdi bir bakanın çıkıp yetkisinin sonlandırıldığını, o fotoğrafın ortaya çıkmasından sonra bir anlamda görevinden alındığını açıklıyorsa, o bakanın istifa etmesi gerekir. Ama istifa edilmez arkadaşlar. Erdoğan'ın haberi var mıdır bundan? Yoktur. Sizce bu hakim, bakınca ne görüyorsunuz? Geleneksel olarak milli görüş çizgisinden mi geliyor? Badem bıyıklı biri mi sizce? Hayır, değil. Değil. Çok büyük ihtimalle MHP kökenli biri sevgili izleyiciler. Yani yanılabilirim. Ama tahmin ediyorum yani. Çünkü dün akşam da Mendo abi söylemişti. Türkiye'de ilk defa bir paralel devlet, gerçek anlamda paralel devlet varsa dedi, MHP'dir. Hem TSK'da, hem şeyde, emniyette, hem yargıda bugün o vardır. Ama geçmişte de cemaat vardı. Gülen cemaati. Dünün Gülen cemaati. Maklubesine gözyaşı dökülen, çorbasına gözyaşı dökülen, o programı yapar konuşurken Dilipak program sonrasında aradı beni. Dedi ki Ali kardeşim o çorba değildi, maklubeydi o dedi. Ben dedim ki Sayın Dilipak, Fatih Tezcan'ı herhalde takip etmediniz. Geçmişte çorba içerken Fethullah Gülen'i dinledikçe gözyaşlarım içtiğim çorbama akıyor demişti. Onun için çorba dedim. Yoksa ben maklubeyi biliyorum. Bazen makbule ile karıştırıyorum demiştim. Karşılıklı bir sohbetimiz olmuştu. Kısacası sevgili arkadaşlar, eğer bu ülkenin topraklarında bir hakim, İzmir Adalet Komisyonu Başkanı olan bir hakimin dinlenme odası böyleyse, kullandığı özel arabası Porsche'sa, spor arabası, öbür arabasını düşünemiyorum. Öbür arabasını düşünemiyorum. Çocuklarının kullandığı arabayı, karısının kullandığı arabayı da düşünemiyorum sevgili arkadaşlar. Ve bu ülkeyle ilgili ne varsa bu kadar itibarsız, itibarını bu ülkenin aşağıya çeken, ben utanıyorum. Hem ülkem adına hem onlar adına da utanıyorum sevgili arkadaşlar. Ama onların yüzü feren kızarmıyor. Demin de söylemiştim. Bir ülkenin Merkez Bankası'nın 800 milyar TL zarar ettiği bir ülkede
şeyi yoktur arkadaşlar. Tuz muz kalmamıştır. Kokacak tuz da kalmamıştır. Merkez Bankası zarar eder mi ya? Zarar eder mi? Zarar etmiş.